Herkese merhaba, ben Saadet Yalvaç, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu şirin mi şirin, tatlı mı tatlı prenses kolu elbisenin dikimini paylaşacağım. Videonun içerisinde merak edebileceğiniz tüm ayrıntılara yer verdiğimi düşünüyorum. Eğer sizler de benimle aynı fikirdeyseniz bunu yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Ben bu elbiseyi dikebilmek için 1 metre uzunluğunda 150 cm eninde pamupoplin kumaş kullandım. Eğer siz de 0-3 yaş aralığında dikecekseniz 1 metre kumaş size de yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben elbiseyi astarlı diktim. Siz tercihinize göre astarlı veya astarsız olarak tercih edebilirsiniz diyelim ve dikmeye başlayalım. 1 metre uzunluğunda 150 santim eninde bir kumaşım var. Bu kumaş benim elbiseyi dikebilmem için yeterli olacak. Ben kumaşımı şimdi önüme sererken şu şekilde ikiye katlayarak seriyorum ve kalıplarımı yerleştirmeye başlayacağım. Tabii ilk önce kalıpları yerleştirmeden şuradan bir etek parçamı keseceğim. Kalan kumaşa da kalıplarımı yerleştirerek devam edeceğim. Eteğim için buradan şöyle 35 santimlik bir parça çıkartıyorum. Şimdi buradan önümüzdeki büzgünler için şöyle dikiş payları dahil 7 santimlik bir parça daha çıkartıyorum. Elimde şöyle daha önceden Burada dergisinden çıkardığım kalıplarım var. Bunları kullanarak bedenimi keseceğim. Şu ön bedenimi kumaş katı olan kısma yerleştiriyorum. Arka bedenimi de şöyle kumaş kenarına yerleştiriyorum. Ve etrafından birer santim dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaşımızın kalan şu kısmına da kolumuzu yerleştireceğiz. Kol için ben yine o aynı bedene şu kol kalıbını kullanacağım. Tabii ki bunun üzerinde birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Bunu da şimdi daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Şimdi kol kalıbımızı ayarlarken bizim ilk yapmamız gereken şey kol uzunluğumuzu belirlemek olacak. Benim bu uzun kol kalıbı olduğu için ben bunu öncelikle bir kısa kola çeviriyorum. Bu uzunluğu kendiniz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kalıbımın ortasını bulacağım. Hemen kalıbımın bu orta noktasından da bir çizgi çiziyorum. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna ikişer santim aralıklarla 3 çizgi daha çizmiş olacağım. Şimdi bunları karışmaması için numaralandırıyorum. Şuradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye buraya numara vereceğim. Şimdi de kalıbımı bu çizgilerden kesip ayıracağım. Kalıbımı bu şekilde kestikten sonra şimdi sıra kumaşa yerleştirmeye geliyor. Hemen kumaşımı önüme seriyorum. Şu benim kumaşımın kalan kısmıydı. Şuradan ön bedeni, buradan arka bedeni çıkartmıştım. Şuraya da şimdi kolumu yerleştireceğim. Öncelikle bir numaralı parçayı şöyle yerleştiriyorum. İki numarayı alıyorum. Şöyle arada bir parmak boşluk bırakarak ikiyi yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde arada bir parmak boşluk bırakarak üç numarayı yerleştiriyorum. Yine bir parmak boşluk bırakıyorum. Dört numarayı yerleştiriyorum. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Beş numarayı yerleştiriyorum. Bir parmak boş bırakıyorum. Altıyı yerleştiriyorum. Bir parmak boş bırakıyorum. 7'yi yerleştiriyorum. Bir parmak boş bırakıyorum. 8'i yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, parçalamış olduğumuz kalıbı kumaşa bu şekilde yerleştireceğiz. Burada önemli nokta ne? Hemen onu da şu şekilde anlatmak istiyorum. Biz şurada hani kol kalıbımızın alt kısmı var ya, bunları sanki bu çizgiye düzmüş gibi yerleştirmiyorum. Böyle yaparsam bu kol kavisini elde edemeyiz. O yüzden sanki bu parçalar buradan gelen parçaların devamıymış gibi şöyle tepeye doğru ittirerek bunları yerleştirmemiz lazım. İlk önce bir numarayı koyduk, boşluğumuzu verdik. İki numarayı koyarken şöyle ben bunu biraz daha yukarı ittiriyorum ki şu çizginin sanki devamıymış gibi olsun diye. Daha sonra 3 numarada yine aynı bu çizginin devamıymış gibi olsun diye. Ben bunları tamamen göz kararı ayarlıyorum. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ki mesela şunu biz şöyle
alt taraftan hizaladığımızı düşünürsek. Burada şöyle bir girintinin olduğunu görüyoruz. O yüzden bu girinti bizim kol kalıbımızı bozar. O sebeple bunu şöyle yukarı kaldırıyorum. Burada yine kol karesim oluşturarak kol kalıbımı yerleştirmiş oluyorum. Bu şekilde karpuz kol görüntüsünü ben elde etmiş olacağım. Şimdi bunu hiç bozmadan isterseniz siz kalemle ya da sabunla, bilmiyorum artık neyle yaparsanız, şöyle etrafından çizik kumaşa aktarabilirsiniz. Ya da benim gibi hemen şimdi etrafından keserek kol kalıbınızı da oluşturmuş olursunuz. Evet, kol kalıbımızı da bu şekilde kestik. Şurası benim kalıbımın ön tarafıydı. Hemen ben yine burayı ön tarafı belirten bir çıt atacağım. Kalıbımın orta noktası da şurası oluyor. Buraya da hemen bir çıt atıyorum. Evet arkadaşlar, kol kalıbımızı bu şekilde kestik. Şimdi biz kolumuzun neresine itibaren büzgü alacağız? Onu da şöyle söyleyelim. Kalıbı şu açtığımız kısımlar var ya. Yani şuradan itibaren ben kalıbımı ayırmaya başladım. Bu iki ayrılmış kısmın arasına benim büzgü almam gerekiyor. Şuradan başlayacağım, şurada bitireceğim ve daha sonra kolumu büzüp kol evine yerleştireceğim. Şu kısmına da biz zaten lastik dikeceğiz. Şimdi sırada astarımız var. Bunun için yine kumaşımızı şu şekilde ikiye katlıyoruz. Şöyle öncelikle ön bedenimi kumaş katı olan kısma yerleştiriyorum. Daha sonra benim elbisemin tam boyu ne kadar olacaksa ondan bir 3 santim kadar kısa olacak şekilde astarımın boyunu belirliyorum. Daha sonra şu kumaş kenarı olan kısma da arka bedenimi yerleştiriyorum. Ve şöyle bel hattından etek ucuna doğru açarak çiziyorum. Aynı şekilde bu kısmı da açarak çiziyorum. Etrafından hiç dikiş payı vermeden kesiyorum. Etek uçlarında şu kısımların sarkmaması için şöyle 2 cm yukarı gelerek yuvarlıyorum. Aynı şekilde burayı da. Arkadaşlar, dikişe geçmeden önce son kez şöyle kestiğim parçalara bir bakacak olursak, şöyle kumaş kenarında iki parça arka bedenim var. Kumaş katında tek parça ön bedenim var ve bunların aynı şekilde uzunları gibi düşünebilirsiniz astarları var. Şöyle iki parça kol kalıbım var, sağ ve sol olmak üzere ve bir de şöyle ilk kesmiş olduğum etek parçam var. Arkadaşlar, biz bu parçaya büzgü alacağız. Bunun uzunluğunu peki neye göre belirliyorum? Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi bizim burada elbisemizin dikilmiş halinde bitmiş bel ölçüsü kaç santimse bu parçanın uzunluğunu da ona göre kesiyoruz. Yani atıyorum benimki 50 santim diyelim. Bu kesmiş olduğum parçada 3 katı olacak. 150 santim. Kumaşımın eni zaten 150 santimdi. Ben direkt tek parça olarak kestim ve etek parçamı böyle hazırlamış oldum. Eğer ki siz büzgüleri yoğun sevmiyorsanız bunu sadece belin iki katı olarak düşünebilirsiniz. Ama ben 3 katının da güzel olacağını düşündüğüm için bel ölçüsünün 3 katı şeklinde bu eteğimin uzunluğunu kestim. Şu an bu zaten 2 katlı. Kumaşımı 2'ye katlayıp serdiğim için, yani bunun açılmış hali normalde 1,5 metre, yani 150 santim olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, isterseniz normal yazlık elbiselerde bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben eteğimin şöyle biraz daha kabarık durmasını istediğim için şu şekilde bir kom tül kestim. Bu kom tül arkadaşlar biraz böyle sert bir tül. Buna böyle büzgü alıp eteğimizin altına koyduğumuzda eteğimizin biraz daha kabarık durmasına vesile olmuş oluyor. Eğer siz kom tül bulamazsanız kristal tül de kullanabilirsiniz. Bu kom tülün uzunluğunda aynı etek parçasını ne kadar kestiysek o uzunlukta kesiyoruz. Yalnız şöyle etek boyunu biraz daha kısa tutuyoruz tülümüzü keserken. Diyelim ki siz kom tül bulamadınız. Bunun yerine kristal tül kullandınız. Kristal tül de buna göre biraz daha yumuşak olduğu için onu biraz fazla kullanmanız gerekiyor. Şöyle ki diyelim ki sizin eteğiniz de benimki gibi 150 santim uzunluğunda. O zaman sizin kristal tülünüzün uzunluğu 3 metre olmalı. 3 metre olacak ki siz ona büzgü aldığınızda bununla aynı kabarıklığı sağlayabilsin. Bu şekilde söyledikten sonra şimdi yavaş yavaş dikim aşamalarına geçeceğiz. Şimdi bedeni birleştirmeden önce ilk olarak biz büzgümüzün yerini belirleyeceğiz. Şimdi bu ön bedenimi ben şurada gördüğünüz gibi böyle iki katlı bir şekilde önüme
seriyorum. Şimdi omuz kısmından, şu boyundan içeri doğru bir yaklaşık 2 santim girerek buraya bir hemen şöyle iğneyle işaret alacağım. Daha sonra şurada benim 1 santimlik bir dikiş payım var. Bu dikiş payımdan şöyle 1 santim yukarıya yine bir işaret alacağım. Şimdi bu iki iğne arasını şöyle üçgen bir şekilde katlayıp oraya tırnağımla iz oluşturacağım. İsterseniz bu izi ütüyle de alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Ben böyle tırnağımla yapmayı deneyeceğim şu an. Net olsun derseniz şuraya da bir iğne daha takabilirsiniz. Şimdi şu kısma tırnağımla şu şekilde çiziyorum. Ben yine de şu an belki hani dikerken kaybolur vesaire sıkıntı olmasın diye burayı yine şöyle katlayıp ütüyle de almayı düşünüyorum. Hemen ben buraya bir ütü çizgisi alıp geliyorum. Şöyle çizgimi belirginleştirdim. Şimdi aynı işlemi arka beden için de yapacağım. Arka bedende de yine omuzdan şöyle bele doğru bir V çizmem gerekiyor. Bunu da yine burada yaptığım gibi olacak. Şöyle omuzun olduğu kısmı tam buradan yine iğnemi oraya aktarıyorum. Şöyle bakacak olursam iğnem burada. Bel çizgim de şuraya denk geliyor. Bu iğneyi de buraya aktarıyorum. Yine bu iğneler arasını şöyle katlayarak buraya da bir ütü çizgisi alıp geliyorum. Büzgülerimizi dikeceğimiz yerleri de bu şekilde belirledikten sonra artık bedenimizi birleştirmeye başlayabiliriz. Bu iğnelerimi çıkartıyorum. Şimdi şöyle ön bedenimi aldım. İlk önce şu omuzlarımı birleştiriyorum. Kumaşı yüzü yüzünde, yüzü yüzüne bakacak şekilde arka bedenimi yerleştiriyorum. Şimdi şu kol altlarını birleştiriyorum. Bu dikmiş olduğum kısımları şu şekilde paylarını ikiye açarak ütülüyorum. Hem omuzu hem de şu kol altındaki diktiğim yerleri bu ütüleme işlemini yapıp geliyorum. Paylarımızı bu şekilde açarak ütüledikten sonra üst bedeni dikmiş oluyoruz. Ancak bunu astarla birleştirmeden önce ve aynı zamanda eteği de dikmeden önce şu ütü çizgisi aldığımız yerlere dikeceğimiz büzgüyü hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de şu hazırlamış olduğumuz büzgü parçasının bir kenarına şu dantelimizi dikeceğiz. Ardından da şurasına büzgü alacağız. Ben bu kısmı az önce kestiğim parçaları gösterirken eklemeyi unutmuşum. Yani bunu koymamışım oraya. Daha sonra aklıma geldi ama siz zaten kesim aşamasında gördünüz diye tekrar çekme gereği duymadım. Ama burada da belirteyim. Bu büzgü parçama şimdi bunu dikeceğim. Daha sonra da şuraya büzgü alacağım. Kumaşımızı büzgüye almaya başlamadan şu danteli diktiğimiz kısmı şöyle gerdirerek ütüleyelim. Çünkü büzgü aldıktan sonra bu kısmı tekrar ütüleme imkanımız olmayacak. Hemen şu danteli olduğu kısmı ütüleyip geliyorum. Şimdi büzgümüzü almaya başlayabiliriz. Ve büzgümüzü de bu şekilde hazırladık. Arkadaşlar ben kesim yaparken bu büzgünün kaç santim olacağını söylemedim. Yani genişliği belli ancak uzunluğunu belirtmedim. Çünkü beden büyüdükçe bu uzunluk değişeceği için bunu siz kendi kafanıza göre ayarlayın artık. Hani bir parça kesin, iki parça kesin, işte ütü çizgilerini bedende aldıktan sonra ölçün ve ona göre, o ölçüye göre bu büzme işlemini yapın. İster biraz daha yoğun, ister biraz daha seyrek, bunu siz kendi göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi bu hazırlamış olduğum büzgüyü bedende almış olduğum ütü çizgisinden hizalayarak dikmeye başlayacağım. Şöyle arka bedenimin alt ucunu makineme doğru yerleştiriyorum.
Şurası bizim astarla birleştireceğimiz kısım olduğu için şöyle sanki burada 1 santimden dikilmiş gibi farz edeceğiz. Ve şuradan itibaren biz büzgümüzü yerleştireceğiz. Ben direkt bu ütü çizgisinden yerleştirmeyeceğim. Şöyle ütü çizgisiyle benim büzgümün arasında bir parmak fark olacak. Şöyle koyuyorum. Bakıyorum şöyle bir parmak. Buradan dikiyorum. Şurada uçtaki V kısmını dönerken burada biraz büzgülerimizi şöyle toplayıp o şekilde dikiyoruz. Ki burada kasma olmasın, rahat dönsün diye. Yani şurayı şöyle biraz daha fazla bir şekilde büzgülerimizi birleştirip dikeceğiz. Şu şekilde büzgülerimizin dikilmiş hali böyle görünüyor. Şu da arkadan görüntüsü. Şimdi şuradaki ovaloğu da gizleyebilmek için su taşı kullanacağım. Su taşını da şöyle yerleştirip şöyle ovaloğun dibinden dikeceğim. Bu şekilde su taşımızı da diktik. Şimdi sıra geldi etek büzgülerini ayarlamaya. Etek büzgümüzü de ayarlayıp bedenimize birleştireceğiz. Etek parçamıza büzgü almadan önce eteğimizin en ucunu yani en altını şöyle overlock çekiyoruz ve yarım santimden katlayarak kıvırıyoruz. Etek ucumuzu şu şekilde kıvırdık. Şimdi büzgüyü alırken önce bu kısma tülümüzü yerleştireceğiz. Tülümüzle birlikte büzgüyü almaya başlayacağız. Hemen buraya tülümü yerleştiriyorum. Ve büzgü almaya başlıyorum. Büzgümüzü bu şekilde hazırladık. Şimdi bunu üst bedenimize birleştiriyoruz. Üst bedenimin şu bel kısmına bunu yerleştirip dikeceğim. Elbisemizin eteğini de bu şekilde birleştirdik. Şimdi arkadaki şu kısma overlock çekiyorum. Daha sonra da elbisemizi astarıyla birleştireceğiz. Arkadaşlar ben astarı da şu şekilde birleştirdim. Astarda zaten çok bir şey yok. Öncelikle hemen ön ve arka omuzları birbirine birleştiriyoruz. Daha sonra da şöyle kol altından dikerek kol altını birleştiriyoruz. Şurası bizim arka tarafımız. Burayı elbiseyle birlikte birleştireceğiz. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Astarımızın düzünü elbisemizin düzüne yerleştireceğim. Yani boyun kısmını şöyle üst üste koyacağım. Öncelikle şu boyunu şöyle dikerek birleştireceğim. Şimdi yakamızda şu yuvarlak dönen kısımları çıtlar atıyorum ki astarımı çevirdiğimde burası kasmasın diye. Bu paylarımızı biz astarımıza sabitleyeceğiz. Şöyle açtım. Ve şu şekilde paylarımı astara doğru yatırıyorum. Ve şuradan şöyle 1 milimden dikeceğim. Astarımızı şu şekilde yakaya birleştirdikten sonra şimdi buraya fermuarımızı dikmeye geldi sıra. Öncelikle benim fermuarım biraz uzun olduğu için fermuarımı elbiseme göre kısaltacağım. Şöyle ölçüyorum. Ben
tam şuraya kadar fermuar yapmak istiyorum. Buradan itibaren şöyle ölçtüm. Ve fermuarımı şuradan itibaren dikeceğim. Fazlasını da keseceğim. Hemen şuraya şöyle bir çıt alayım. Ve buradan itibaren fermuarımı artık dikebilirim. Fermuarımı açıyorum. Bu kesme işlemini en son yapacağız. Sabitleştireceğiz, bitireceğiz. Ondan sonra bu fermuarımızı keseceğiz. Yoksa atabilir. Sıkıntı olmaması açısından böyle bir işlem yapacağız. Şimdi burayı da diğer tarafa dikiyorum. Fermuarımızı da şu şekilde diktikten sonra astarımızı fermuarın üzerine yatırıyoruz. Ben bu köşeyi içeride böyle potluk yapmasın diye üçgen olarak kesmiştim. Siz burayı diktikten sonra da kesebilirsiniz. Şimdi şuradan fermuarın dibinden astarı da birleştiriyorum bedene. Daha sonra şuradaki fermuardaki fazlalığı keseceğim. Astarı da şöyle fermuarı diktiğimiz yere kadar dikip burada bırakıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da dikiyoruz. Astarımızı da şöyle fermuarımızın üstüne kapattık. Şimdi şurada kalan açıklığı birleştireceğiz. Bunun için de burayı şöyle üst üste getiriyorum. Şöyle fermuarın bittiği yerden itibaren dikip burayı da tamamlıyorum. Daha sonra şu astarı da şöyle kendine birleştiriyorum. Yani şu şekilde birleştirip buradan şöyle dikiyorum. Burada çok böyle fermuarın dibine kadar girmeme gerek yok. Şu kadar açıklık kalabilir. Şimdi bunu çevirmeden önce şu fermuarımın fazlalığını kesiyorum. Eğer sizin burada boşluğunuz kaldıysa şurayı tekrar üzerinden geçerek sağlamlaştırabilirsiniz benimki gibi. Daha sonra da bu fermuarı kesiyoruz. Şimdi de artık elbisemizi çevirebiliriz. Şu şekilde fermuarımızın görüntüsü. Bu da iç taraftan görüntüsü. İçi de gayet temiz olmuş oluyor. Elbisemizi bu şekilde çevirdik. Fermuarımız da gayet muntazam görünüyor. Artık arka tarafı komple bitirdik. Ve şimdi sıra geldi. Şu astarı kol evine birleştirmeye. Bu işlemi fermuardan sonra yapmamızın sebebi fermuarı rahatlıkla dikebilmemiz içindi. Şimdi bu astarı şu kol evine sabitleyeceğim ve artık buraya kolumu yerleştirip dikeceğim. Şimdi bu kısmı dikerken de şöyle içten astarımı tutuyorum. Şu kol altı dikişine bunu şöyle birleştiriyorum. Ve buradan dikmeye başlıyorum. Şöyle astarı da kol evine dikip sabitlemiş olduk. Şimdi buraya kolumuzu yerleştirip dikeceğiz. Şöyle kolumuzun da ucundan 1-2 santim yukarıya su taşımızı şöyle yerleştirip dikeceğiz. Ben burada ipimi değiştirmeden önce hemen su taşını dikmek istediğim için ucunu kıvırmadım henüz. Ama siz yaparken ilk önce kolunuzun ucunu şöyle yarım santimden kıvırın, dikin. Daha sonra da şöyle 1 santim yukarısına su taşını dikin. Aynı şekilde diğer kolu da dikiyoruz. İki koluma da şöyle su taşını diktim. İpimi değiştirdim. Şimdi şu uç kısmını şöyle yarım santimden katlayıp dikiyorum. Kol ucumun görüntüsü bu şekilde. Hemen diğer kolumu da yapıyorum. Bu kısımlarını ütüleyip geliyorum. Şimdi de kolumuzda bu su taşı diktiğimiz yerin şöyle 1 santim daha yukarısına lastik dikerek şöyle kol ucumuzu büzmüş olacağız. Bunun için öncelikle kolun şöyle ortasını buluyorum.
Şöyle tırnağımla işaret aldım. Daha sonra lastiği de dikeceğimiz kişinin şöyle paz ölçüsü kadar kesiyorum. Belki bir santim daha fazla alabilirsiniz. Çünkü lastik dikerken de açıldığı için çok aşırı da bol olması hoş durmaz. Şimdi bu lastiğin de orta noktasını buluyorum. Bunun orta noktasının üstüne getirerek iğneliyorum ve artık şöyle gerdirip dikeceğim. Şu şekilde lastik dikildikten sonra görüntümüz böyle oluyor. Şimdi kolumuzun üst kısmının büzgüsünü almaya geldi sıra. Ben bahsetmiştim, kalıpta ayırdığımız yerden itibaren büzgü almaya başlayacaktık. Onun için şöyle bir minik çıt almıştım kendime, referans olsun diye. Şimdi bu çıttan diğer aldığım işaret çıtına kadar büzgü alıyorum. Şimdi bunu kol evine birleştirmeden önce şu kol altına gelecek olan kısmı birleştireceğiz. Hemen şöyle çeviriyorum. Yüzü yüzünde birleştiriyorum. Ve burayı dikip overlock'unu çekiyorum. Aynı şekilde diğer kola da bu işlemleri yapıyorum. Şöyle overlock'umu da çektim. Bunu çevirdiğimde şöyle minik bir karpuz kolu görüntüsü elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu bu kol evine birleştireceğiz. Onun için şimdi bunu şöyle içine çeviriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kolun şu ön kol çıtına dikkat ederek yerleştiriyorum. Şöyle. Şu kol altı dikişini şu kol altı dikişine denk getiriyorum. Şunları şöyle itiyorum. Ve şu kol ortasını da üst kol dikişine denk getirerek yerleştiriyorum. Daha sonra kolumu buradan bu şekilde bu kol evine birleştirerek dikiyorum. Bu kısmı overlock çekiyorum. Aynı şekilde diğer kolla dikip geliyorum. Elbisenin arkasına piyonk yapabilmek için şu şekilde 25 cm uzunluğunda 10 cm eninde bir parça kesiyorum. Bu parçamı ben tele yapıştırdım biraz daha böyle dik durabilmesi için. Şimdi bunu piyongumuzu hazırlarken şöyle yüzü içte kalacak şekilde kumaşımızın ortasına doğru iki kenarı da yatırıyorum. Şunun üzerine şöyle bir parmak gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra da şu iki kenardan dikiyorum. Daha sonra bunu çeviriyorum. Şu şekilde çevirdiğimizde görüntüsü böyle olmuş oluyor. Burası bizim arkası olur. Şöyle katlamaya başlıyorum. Şu şekilde fiyongumu elde ediyorum. Bu kısım biraz kalın olduğu için makineye sığmıyor. İsterseniz siz burayı şöyle ip dolayarak sağlamlaştırabilirsiniz. İsterseniz elinizle dikebilirsiniz. Bende şöyle kılçık tabancası var. Ben bu kılçık tabancasıyla burayı sabitlemiş olacağım. Şu şekilde orta noktasını sabitledikten sonra ben şöyle bir biye hazırlıyorum. Burası bir 3-4 cm genişliğinde. Bunu önce şöyle katlıyorum. Daha sonra bu kısmını katlıyorum. Ve bu şekilde bir biye oluşturuyorum. Bunu da şuradaki yapmış olduğumuz birleştirme işleminin kapanması için kullanacağım. Şöyle yapıyorum. Buraya bunu yerleştirdim. Arkadan isterseniz elinizle dikerek sabitleyebilirsiniz. Yine hani içeride nasıl bir yöntem kullandıysanız aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben yine kılçık tabancasına burayı sabitleyeceğim. Ve fiyongumun görüntüsü bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bunu da elbisemin arkasına yerleştireceğim.
Elbisemizin kollarını birleştirdik ve görüntü şu şekilde olmuş oldu. Önden görüntüsü de bu şekilde. Şimdi bunun şu arka birleşim yerine hazırlamış olduğumuz bu fiyongu koyacağız. Ve bu şekilde çok tatlı bir elbisemiz olmuş olacak. Bunu şu fermuardan rahatlıkla açılabilmesi için isterseniz sadece böyle hani arkasına iğneli klipsli bir şey yapıp buraya tutturabilirsiniz. İsterseniz hani çıt çıt tarzında bir şey yapabilirsiniz. Böyle buraya takmalı çıkarmalı olarak kullanabilirsiniz. Yani o an yani kendi tercihinize kalmış elinizdeki malzeme neyse ona göre bu fiyongu buraya tutturabilirsiniz. Şöyle ben fiyongun bir tarafından kılçık tabancasıyla yine şuraya tutturacağım. Fermuarın sağına yapıyorum bu işlemi. Fiyongumu da bu şekilde sağlamlaştırdım. Ve elbisem artık hazır. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.